Merhabalar. Uzun süredir ara verdiğimiz mini videoları bugün pandemi koşullarında nadir stajyerlerimizden olan öğrenci stajyerimiz Yusuf Can Arslan'la devam ediyoruz. Yusuf Can, hoş geldin kliniğimize. Hoş bulduk hocam. Ben Yusuf Can Arslan. MET Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 4. sınıf öğrencisiyim. Son sınıfım. Burada da böyle mini bir staj tecrübem var. Şu an ortasındayım diyebilirim stajın. Umarım daha güzel tecrübelerle birlikte çalışacağız. Peki sen aynı zamanda sanatla, tiyatroyla, müzikle de uğraşıyorsun. Sence sanat ruh sağlığına nasıl katkılar? Sanat ruh sağlığına kesinlikle olumlu yönde katkıda bulunuyor ve sadece ek bir tedavi, terapi gibi görünse de bence insan hayatında sürekli süren gelen, devam şeklinde bulunması gereken bir şey sanat. Ve insanın sadece ruh sağlığını değil, verdiği etkiyi, agresyonunu azaltmasını ve kendiyle barışmasını da bir nevi sağlıyor. Özgüvenine yardım ediyor. Gelişimden sona doğru bir serüvende bizim için çok eşlik etmesi gereken büyük bir etken sanat. Şu ana kadar kaç oyunda rol aldın? Şu ana kadar tamamen iki oyunda rol aldım. Birisi başrolü, birisi bir oyunda başrolü yardımcı, yardımcı diyebiliriz. İki oyunda rol aldım ve ikisi de bana farklı karakterlerin içine girmeyi ve o şekilde düşünebilmeyi aslında öğretti herhalde. Peki müzik maceran nasıl? Müzikle ilgili neler yapıyorsun? Müzikle ilgili 8. sınıftan beri gitar çalıyorum. Onun dışında şu an altyapı elektronik müzikle uğraşıyorum. Yine müziğin de tabii terapötik olarak çok etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü duyumsadığımız, duyumsayamadığımız farklı şeyleri de müzik yaparken duyumsuyoruz aslında. Ve kendimizi de baş başa bırakan bir süreç oluyor bizim için. Ve ortaya çıkan bir şey oluyor en sonunda. Bu da bize bir doyum sağlıyor. Zaten bir ekol var. Tabii. Değil mi? Art terapi. Yani evet. Sanat terapisi. Değil mi? Psikoterapide kullanımı, destekleyici olarak, tedavi destekleyici olarak kullanımı özellikle Batı'da. Aslında bizde de Osmanlı döneminde klasik Türk sanat musikisi, o Edirne'deki şifahanelerde kullanılmış, işte her bir makamın belli bir hastalığa iyi geldiği, işte mesela rast makamı, melankolik depresyona, hüzünlü depresyona, işte bazı şeylerin mani dediğimiz o coşkun duygu duruma, öfkeli duygu duruma etkili olduğu gösterilmiş, işte su sesinin, tambur sesinin. Evet, sanat iyi ki var. Evet. Şöyle noktalayalım bugünkü mini videoyu. Yaşasın sanat, çünkü hayat kısa, sanat uzun. Hipokrat'ın deyimidir bu. Evet. Ars longa, vita brevis. Sağlıklı günler. Sağlıklı günler.